Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle güzel bir eşleme videosu çekeceğiz. Kuşlarımıza eşe atma videosu çekeceğiz daha doğrusu. Totalde 6 veya 7 takımımız var şu anda eşe atılacak. Erkeklerimiz kafeslerinde hazır bekliyor. Sadece biz alıp dişlerini yanlarına atacağız arkadaşlar. Şu an sadece bir tane dişim var, eşe atamayacağım. Erkeğe olmayan ama yuvada yavrusu var onda. Bir tane yavrusu var, o yavruya bakıyor. O da 13 numaralı yuvadaki dişimiz. Onu 27 numaraya atacağız. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanda atacağız tabii ki bu yavruyu yuvadan attıktan sonra arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu 27 numaralı çıkacak. Bu arada buradaki iki erkeğimi, buradaki büyük kafeslerimi aldım arkadaşlar. Burada kafesler boştaydı. Burayı bunlarla doldurduk. Onun haricinde burada yeşil erkeğimizle painted dişimiz vardı. Onları buraya aldık. Bu dişi daha önceden burada kuluçka geçirdi. Kral diye bir kuşumuz vardı. Onunla beraber bu kafeste kuluçka geçirdi. Yavru yumurta verdi. O da hemen bir üst kattaydı zaten. Şimdi bir alt kata yerleştirdik. Üste yerleştiremedim. Orada şu anda kuluçkaya yatan bir takımım var. Bunlar normalde 25 numaralı yuvadaydı. Ama dişimiz kompakt yuva, yani bu yuvaya alışık olmadığı için, dolap kafese alışık olduğu için onu tekrardan dolap kafese aldık. Şu anda da yuva hazırlığına başladı arkadaşlar. Yakın zamanda yumurta gelecektik. Gelecekti. Burada bayağı bir beklerdik. İlk önce bir kafese alışacak, ondan sonra çiftleşecek, yavru yumurta verecek derken bizi bayağı bir yorardı. Oradaki erkeğimizi de aldık. Geldik buraya attık arkadaşlar. Şimdi inanın hangi kuşa eşe atacağımı bilmiyorum. Sadece bildiğim tek bir şey var arkadaşlar. Bu erkeğin kendi dişini eş olarak atmayacağım. Bu erkeğe başka bir dişi atacağım. O da benim kendi ürettiğim şov yavrulardan var. Gri bir dişi. Çok güzel bir dişi. Onu da alıp buradaki 25 numaralı kafesteki erkeğimizle eşleyeceğiz. Bu arada kendimize ayırdığımız yavru şov dişimizle ciddi anlamda kullar başladı arkadaşlar. Şu anda 2-2,5 aylık civarı. İlk yine girdi zaten kafa kısmından belli oluyor. Çok hareketli ve çiftleşmeye şu anda bile hazır olan bir kuş. Bakın şunlar da yine 2,5 aylık. Yukarıdaki sarı ile soldaki mavi beyaz. Bunlar da biraz önce tam şu mavi kuşumuzun olduğu yerde çiftleşmeye çalışıyorlardı. Yavrular, bizim kendi ürettiğimiz yavrular demeyin, hani çoğu yavru zaten böyle oluyor ama iyi bakılması lazım. İyi bakıldığı zaman yavruluktan itibaren böyle hareketlenmeler başlıyor. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir daha kafes temizliğinde dişleri aşağıya çekeceğiz. Erkekler yukarı kafeste kalacak. Hani birlikte büyümesinler diye, daha da fazla kızışsınlar. Ondan sonra eşe attığımız gibi çiftleşsinler, yavru yumurta alalım diye bu yöntemi biz hep sürekli olarak kullanıyoruz. Yine kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz ben ilk bu 25 numaralı yuvadan başlamak istiyorum. Oraya bir güzel bir eş atacağız. Normalde 18 numaraya nerede o gri dişimiz? Şuradaki gri dişi eş olarak atmamı söyleyen arkadaşlarımız vardı. Eşe atsak gayet güzel olur ama eğer eşe atıp çiftleşme gerçekleşirse gri dişimizi bu erkekle eşleşmeyi düşünüyorum. Eşe atmayı düşünüyorum. Bununla eşe atacağız artık. Olur veya olmaz bilmiyorum arkadaşlar. Bu erkek birazcık pısırık bir erkek, yani çekinik bir erkek ama bir zamandan sonra açılacaktır. Bunun karakterini değiştireceğiz. Değiştirmeye çalışacağız. Onu da artık deneye deneye çeşit çeşit kuşlar ata ata bulmaya çalışacağız. Şimdi ilk kuşumuzu alalım. Bismillah diyelim. Ve eşimizi atalım. Hatta ilk şunu alalım arkadaşlar olmazsa. Şu griyi alalım. Bunlarda zaten şu anlık bir beklentimiz yok. İlk beklentimizin olmadıklarını atalım bari. Gel, bu da bu arada çok iyi ısırıyor. Yani deli deşe ısırıyor cidden. Dedimle kaptı elimi. Vallahi arkadaşlar şöyle göstereyim, nasıl ısırdığını da görün. Parmağı tuttum, bırakmıyor. Siz bıraksanız o bırakmıyor, yani öyle bir işi. Nereye kaçtı? Yukarıya. Gel. Tepeden yakalamam lazım. Onu ilk önce yere indirmem lazım. Bana dik geçiyor şu anda. Çok da iyi kaçıyor bu arada. Gel bakalım. Şimdi tuttuk arkadaşlar. Bu şekilde tutarsanız ısınmıyorlar. Sıkmıyorum bu arada. Kafası bayağı bir boşta. Sadece sağa sola dönmesini engelliyorum. Şu anda döndü. Ve kaptı da. Erkek korkmadı bu arada. Bunlar olurlarsa dediğim gibi arkadaşlar çok güzel olur. Dişinin sakal yapısı, kafa yapısı hoşuma gidiyor. Erkek zaten kendini belli ediyor. Bunlardan güzel bir yavru yumurta gelir eğer çiftleşirlerse. Bu arada bunları da dolap kafeste eşe atmak niyetim vardı ama dişi dolap kafese alışık, çünkü orada kuluçka geçirdi. Ama erkeğimiz dolap kafesteyken çok fazla tüy döküyor arkadaşlar ve o tüyler tabanda çok birikiyor. Ufak bir kanat darbesiyle, kanat çırpmasıyla bütün tüyler komple havaya kalkıyor. Bu durum bizi rahatsız ediyor. O yüzden erkeğe bu kafesi aldık. Şimdi bunlar kalsınlar.
Direkt şu 25 numaraya bir tane dişi atacağım. Şimdi normalde o gri dişin eşi 25 numaradaki erkek. Onlar çiftleşip yavru yumurta veriyorlar arkadaşlar. Şöyle gelelim. Diğer gri dişimizi gözlerim arıyor. O da yukarıdaymış. Onu da alalım. Bu bizim kendi ürettiğimiz yavrular. Yavrulardan bir dişi. Bu ısırmıyor Allah'tan. Bunu rahat bir şekilde yakalayabiliriz. Gel. Bakın bunun eşini de göstereceğim ben size. Güzel yavru veriyor bu arada bu. Vallahi en köşeye yerleşti. Alamayacağım yere geçti. Oradan da alamıyorum. Hakikaten doğru düşündü. Gel. Bunlar da akıllı vallahi. Bayağı bir akıllılar. Tünek yavrunun kafasına inecek az kalsın. Gel. Bunu da yakaladık. Bu normalde arkadaşlar. Tünekleri düzeltmek sonra önemli değil. 18 numaralı yuvanın dişisi. Şöyle bunu da göstermiş olalım sizlere. Babası da burada. Annesi maalesef öldü. Çok güzel bir annesi vardı. Gri show bir dişi. Buna benziyordu ama bunu o kadar... Ya bu o kadar büyük olmadı açıkçası. Bu kafesin de kapağı bayağı bir zor açıldı bu arada. Bunu da attık. Bakalım olurlarsa güzel olacak. Olmazlarsa değişim yaparız arkadaşlar. Problem değil. Kuşlar zaten bizim kendimizin. Bizim için problem olmayacak yani. Geç bakalım yukarıya. Şimdi bakalım anlaşacaklar mı? Erkek dediğim gibi kafa yapısı, tüyleri falan gayet iyi. Dişi zaten güzel. Dişi şöyle bir huyu var arkadaşlar, eş seçmiyor. Bunu kardeş de yine aynı şekilde. Kardeş de şu an 28 numaralı yuvada yatıyor. Bunlar eş seçmiyorlar arkadaşlar. Hani her türlü erkekle eşleşiyorlar. Sadece erkeğin birazcık kur yapması lazım. Şu anda da bakın erkek kur yapmaya başladı zaten. Bunlar kesinlikle çiftleşeceklerdir. Hani en geç bir hafta 10 günde yumurtaları gelecektir arkadaşlar. Şu anda da video içerisinde çiftleşme ihtimalleri çok çok yüksek. Erkek yoğun bir şekilde kurlarına başladı. Biraz daha zorlarsa dişi yavaş yavaş kuyruğunu kaldıracak. Şöyle yakından rahatsız etmeden göstermek istiyorum sizlere ama şöyle deneyelim. Büyük ihtimalle arkamı dönsem salmaya gitsem çiftleşecekler. Birazcık izleyelim. Dişi sonunu kaçırmayalım arkadaşlar. Dişimiz suya girmiş ama problem değil. Daha yeni girmiş. Avuç kısmından bakın siyavuç patlamış bir tane. Belli ediyor kendini. Bunlar kalsınlar. Hemen diğer tarafa gidelim. Bu arada bunları bir ellemeyeceğim arkadaşlar. Bir hafta 10 gün ellemeyeceğim. Baktım hani iyi anlaşıyorlar ama yuvaya giriş çıkış yok. O zaman ne yaparız? Alıp dolap kafesten bir yere yerleştiririz. Şimdi dişimiz tekrardan söylüyorum. Dolap kafesi alışık arkadaşlar. Orada kesin yavru yumurta verecektir. Şimdi bizim eşe atabileceğimiz başka hangi erkeğimiz var? Arkamda bir erkek var şu anda. Onu siz görmüyorsunuz. 18 numara var. Ona hangisini atacağım şu an bilmiyorum. 14 numara da var. Ben sadece şu anda bu ikisini düşünüp videoya başladım. Diğerleri artık doğaçlama bir şekilde devam edecek ama şu an hala onları izliyorum. Bakalım çiftleşecekler mi? Şu an dişinin kuyruk kaldırması lazım. Bakın beslemeyi falan kabul etti. Kuyruğu kaldırdığı an bu iş bitti demektir arkadaşlar. Eş oldular zaten şu an. Hani bir daha bunları ayırmanın bir anlamı yok. Tekrardan söylüyorum. Bu dişinin huyu çok güzel arkadaşlar. Yavru bakması gayet güzel. Eş seçmemesi zaten bizi cezbeden özellik. İstediğimiz erkekle eşleyebiliyoruz. Normalde o dişiyi ben bu erkekle de daha önceden geçmişte denedim. Ama erkek tekrardan söylüyorum pısırık olduğu için hani hafif şöyle bir kur yapsın zaten dişler kuyruk kaldırıyor ki kur yapmadan kuyruk kaldıran bir tane de dişimiz şurada sarı vardı ama çiftleşmeyince dişi bu sefer dövmüştü bunu. Bakalım bunlar kalsınlar anlaşacaklardı. Şimdi 18 numaraya buradan hangi dişiyi atabiliriz? Bakalım 18 numaraya buradan şunu atabiliriz ya. Şu ortadaki var ya arkadaşlar bu ortadakini atabiliriz. Gel bakalım. Gel kızım. Kafesin ön teliyle çok oynadım. Tünekler teker teker aşağı düşecek büyük ihtimalle. Ama yapacak bir şey yok. Videonun sonunda artık düzenleriz. Şu anda onunla uğraşamam. Normalde bunun erkeği de şuradaki 14 numaradaki erkeğimiz arkadaşlar. Mavi erkeğimiz. Bu tarafın ışıkları söndüğü için birazcık uyuyor kuşlarımız. Işık siparişi verdik ama yanlış ürün göndermişler. Biz normal böyle armatür led siparişi verdik. Onlar normal led göndermişler. Artık yeni siparişi mecbur bekleyeceğiz. Şimdi bunları eşe attık. Erkek direkt yanına gitti. Onları da göreceğim. Bunların araları bayağı iyi. Şu bu arada bunlar neresi iyi. Neye dayanarak söylüyorum. Normalde erkek iş yanına geldiği zaman korkup kaçıyordu. Bununla o durum yok. Bunlar anlaşacak gibiler. Bunlar anlaştılar. Gayet güzel. Bu erkeğin dişi normalde yukarıdaki bu erkeğin dişi de normalde buradaki mavi dişimiz arkadaşlar. Siz oraya bakıyorsunuz ben bir yandan yukarıdaki gri takıma bakıyorum. Onlar çiftleşecekler mi diye.
Ayrıyetten sağdakine de bakıyorum. Şimdi bir tane erkeğimiz buraya var. Buna beyaz atarım diye düşünüyorum. Beyaz bir erkek atarsak buna güzel olacak, yakışacak. Beyaz ışığı. Nerede? Yukarıda. Başka... Ya da beyaz ışığı şuraya mı atsak ya? Şurada da bakın, burada da güzel erkeğim var arkadaşlar. Beyaz ışığı buraya atayım. Mavi beyaz güzel bir takım olsun. Hemen alalım. Onu da yakalayalım. Gel bakalım. Gel kızım. Hop. İyi. Bu kolay oldu. Bu bayağı bir kolay oldu. Bunu aldık. Bunu buraya attık. Bu arada şovlardan yumurtalar geldi arkadaş. Yavrular geldi daha doğrusu, yumurtalar diyorum. Onları da artık bir sonraki videomuzda sizlere yuva açılış videomuzda gösteririz. Bu erkeğimizi de yakından göstereyim ben sizlere. Bu erkek de gayet güzel bir erkek. İçimiz de gene aynı şekilde güzel. Bu daha genç bu arada arkadaşlar. 10-11 aylık civarı. Çok hani daha koy, kuluçka geçirmedi ilk eşleşmesi. Bakın 10 aylık olana kadar biz de bu şekilde bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi gelişimin tamamlandıktan sonra eşleşmeleri başlıyor kuşlarda. Değişmeyeceğim takımlar şu anda. Araları çok iyi, onlara dokunmam. Büyük ihtimalle bir hafta 10 güne kadar yumurtlarlar. Düşünürüz kompakt yuvaya çünkü alışık arkadaşlar. Bunlar şu an belirsiz, daha yeni eşe attık ama erkek yanaşıyor. Bunları ayırmam, dişi erkeğe tutuldu arkadaşlar. Yaptığı pulları görüyorsunuz, kafa titretme hareketleri yapıyor. Onları ellemem. Şimdi şurada bir mavi dişim var. Ama şimdi bizim atacağımız hangi erkek sağlam, şimdi ona bir bakmamız lazım. Burada bir erkeğimiz var. Sağlamlık açısından gayet güzel, kralın yavrusu zaten. Burada bir erkeğimiz var. Onun haricinde buralar şu anda dolu. Ben yine kontrol edeyim. Full, full, full. Yani burada şu anda sadece şunun haricinde başka yok. Tamam, biz devam edelim arkadaşlar. Burada bu erkeğim var. Bu da deli gibi kur yapıyor bu arada. 1, buradakiyle 2, 3. Şu anda 3 tane var o zaman değil mi? 3 tane varsa 3 tane biz hemen çok beklemeden atalım arkadaşlar. Şu kralın erkeğini ben şu dişi atmak istiyorum arkadaşlar ya. Normalde yukarıdaki erkeğimiz daha sağlam ama ben şu anda niye bilmiyorum bu dişiye bir yükseldim. Onun da kanatları sağlam olduğu için bununla güzel yavru verebilir bu arada. Hop. Hadi bismillah diyelim. Bakın dişiyi gördüm. Elimizde çiftleşir mi acaba? Hadi deneyelim. Bu arada ben elimde çok kuş çiftleştirmişliğinde var arkadaşlar. Geçmiş videolardan belki hatırlayanlar vardır. Bakalım şu pozisyonu tuttuğunuz zaman genelde erkekler çıkıp çiftleşiyorlar. Hatta en son kralda yapmıştık herhalde o durumu. Bunları da yaptık. Bunlar da kalsınlar. Mavi mavi. Güzel oldular. Dişin kanat tüyü bu arada tamam düzeldi. Onlar beklesinler. Kurlaşmalar başladı gayet güzel. Şu an sadece işe attığımız kurlaşmayan bunlar var herhalde. Beyaz da kurlaşıyor bu arada. O da gözüme çarptı. O bağıran hangisi ya? Oradan biri bağırıyor. Şimdi iki tane değil, üç tane mi kaldı? Yok, iki tane kaldı. Tamam. Bir mavi beyaz, bir de yukarıdaki mavi parçalarımız var. Güzel. Bakın şu an baskınlık savaşı yapıyorlar arkadaşlar. Dişi erkeğe baskınlık kurmaya çalışıyor. Erkek baskınlığı bırakmamaya çalışıyor. Böyle olması lazım işte. Dişi ne kadar çok vurursa erkek o kadar çok üstüne gitmesi lazım arkadaşlar. Böyle olduğu zaman genelde eş tutuyor zaten hani. Onu da söylemiş olalım. Ya şu Japonez çok geçimsiz bir hayvan. Herkesi rahatsız ediyor. Biraz karaktersiz. Şöyle tutalım. Yukarıdaki dişi cidden çok güzel oluyor arkadaşlar. Onu da artık ilerleyen zamanlarda eşe atacağız. Şimdi buradan hangi dişimizi alacaktık biz? Şu gri dişimiz var, gel. Bu acabası. Şimdi başka dişimiz var mı şu anda? Başka dişi yok herhalde ya. Tam mı yanlış gördüm? Aynen, dişi yok. Tamam, o da anlaştı. Güzel. Dişi kabullendi her şeyi arkadaşlar. Sadece şu an bunlar var. Onlar da artık ilerleyen zamanlarda. Bu yuvaya girmiş bu arada, bunlar hızlıcıklar. Ya şu tüy de ben bunu şimdi atmayayım bari. Bu erkeğimiz bayağı bir kızgın. Bunu atalım, olmazsa ilerleyen zamanda değiştiririz zaten. Hiç önemli değil o kadar. Bombayı saldık kafese bakalım. Bu erkeğimiz de çok güzel. Bir şey gördüğü zaman kendinden geçiyor arkadaşlar. Çok baskın bir hayvan. Aşağıdan izleyelim sizlerle. Bu dişi de çok baskın bir dişi arkadaşlar. Baskınlığı zor veren bir dişi daha doğrusu. Bakalım inşallah bunlar da olurlar. Erkek çok şey böyle yıpratıyor ya arkadaşlar. Ne kadar çok dişi zorlarsa
Erkek o kadar çok üstüne gidiyor. Bu erkeğin huyu böyle. Güzel bir huy bu arada, hani şikayet edebileceğim bir huy değil. Zaten erkeklerin çoğunun böyle olması lazım. Hani dişi ne kadar çok istediğin gibi kovarsa erkek o kadar çok üstüne gidip kendini kabullendirmesi lazım. Bunun huyu o yüzden güzel. Şimdi bunlar kalsınlar. Erkek buna fark etmiyor zaten. Her dişi beğeniyor ama dişinin beğenmesi önemli tabii ki bizde. Bunlar tamam. Bunlar oldular arkadaşlar. Bunlar oldular. Yuvaya da girdiler. Büyük ihtimalle bunlar da bugün çiftleşirler diye düşünüyorum. Bunlara şu anda bir şey demiyorum. Ama bu da bir gelişim. Onu da söyleyeyim. Normalde önceki videolardan belki hatırlayanlar çıkar. Yan yana dahi duramıyorlardı arkadaşlar. Dişi yanına geldiği an erkek direkt bağıra bağıra kaçıyordu. Şu an o durum yok mesela. Birazdan çiftleşirler. Çok sürmez. Ciddi bir kurulaşma var. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Dişi yuvaya gidip gelmeye başladı bile. Şu anda kafa hareketleri, kurulaşmalar falan gayet güzel. Videodan hemen sonra ben bir de şarkı açarım. İyice hareketlendiririm ortamı. Ondan sonra çiftleşmeler büyük ihtimalle başlar zaten. Çiftleşme olursa Instagram'da da ayrıyetten biz videomuzu paylaşırız arkadaşlar. Evet, videomuz bayağı bir uzun oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel eşleşmeler yaptık. Ama benim işlerimde en çok merak ettiğim arkadaşlar şu 21 numara. Şu yumurtasının cidden diğerlerini gözüm görmüyor. Hani şundan, bu erkekten bir yavru almam lazım benim artık. Birazcık zorlayacak bizi. Onu açık açık söyleyeyim. Çünkü çok sıkıntılı bir karakteri var arkadaşlar. Baskın değil. Baskını kurabilen bir erkek değil. Daha konuşka geçirmedi. Onun da acemiliği var tabii ki ama. Bir şeyden korkmuş ama neyden korkmuş anlayamadık. Artık bir sağmadayken bir dayak mıydı dişiden falan, onu bilmiyorum. Onu biz burada kendimiz çözeceğiz bir şekilde. Ondan sonra yavrusunu alacağız. Bir şekilde alacağız ama. Hiçbir şey yapamazsak suni dölleme yapacağız arkadaşlar. Onun yavrusunu alacağız. Onu öyle bırakmayız yani. Şu an başka eş atabileceğim kuşum yok. Dişim olsaydı direkt o isteki mavi erkeği atabilirdim ama dişi olmadığı için maalesef yapamıyoruz. Şuradaki dişimiz var. Bu tüylere birazcık kırgın. Dışkısı falan gayet güzel, sağlam. İştahı da güzel ama dediğim gibi bu kırgınlığı geçerse onu onunla eşleyebiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.